arada. Ve bak burada da kasa gibi. Batmanlar işaret olarak var. Batmanlar var burada. Aynen. Tam şu arada. Şu arada da bak oyma var. Ne yaptın abi? Şu arada var bir şey de. Şu arada. Yani deli para var oğlum taşta ya. He? Hadi. Vur. Mezarcılık iyi. İyi meslek. Yok abi ben taşıcana başlayacağım. Hala. Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hasan evet. Abi neredeyiz? Evet arkadaşlar, burası Yahuda'nın vadisi derler, Şeytan Vadisi. Şurada hikayede anlatıldığı gibi ormanın içinde tek bir ev varmış. İstersen şurayı bir zoomla arkadaş. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Tam karşıda parmağımın da görünüyor. Şimdi olay şu Hasan abi. Şimdi buraya gelmiş adam. Ev yapmaya başlamış. Yok, sonra şeytanlar öyle tarafından. Öyle değil. Burası ya. Zaten o Mısır döneminde firavunların yaşadığı bölge ya. Tamam. O dönemde herkes buralar Rumlar, Romalılar. Tamam. Osmanlı, Yunanlar falan. Yunanlardan kurtulup Osmanlı'ya geçtikten sonra bu vadiye ev yapıyor işte bir tane vatandaş. Tamam. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ve bu adam burada çok esrarengi şeyler yaşıyor. Ne diyeyim? Buradaki hazineler cinlerle ilgili. Yani cinlerin ve o dönemde yaşayan kralların mezarlarının bulunduğu alanlarmış burada. Yani adamlar korkutuyorlar diyelim, değil tabii, mi? Tabii. Sıkıntı veriyorlar. Yani. Şimdi arkadaşlar bu karşımızdaki yarım değil de yani çeyrek yapılmış bir ev. Adam böyle başına hikayeler gelmeye başlayınca hani korkutmalar işte ne bileyim yani tuhaf sesler falan. Yaşayan biri yani. Bu şekilde gelince adam terk etmiş gitmiş buraya. Ondan sonra buraya Şeytan Vadisi demişler. Doğru mu abi? Evet. Olay bundan ibaret yani, şimdi. Yahuda'nın Vadisi. Aynen öyle. Şimdi biz de Şeytan Vadisi'nin girişinde şöyle bir yer karşıladı bizi. Biz de size göstermek istedik. Bakın şu arada bir tane yuvarlak yok mu Hasan abi? Evet. Orada yuvarlak var. Ve bak burada da kasa gibi baklava işareti olarak var. Bir tane baklava var burada. Aynen. Tam ve şu hemen yanında da bir tane tersibe var. Şöyle bakarsan. Şu arada da bak oyma var. Tersibe olarak. Olarak gidiyorsun ama bak. 1, 2 ve 3 sonra yuvarlığa gidiyor bak. 1, 2, 3, 4. Mezarın önündeyiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada bir kaldıralım. Bak nereden şunlar var? Da şey oksit gazları var ya. Kanki bak böyle aşağıya doğru da geliyor yani. Buradan girip bak böyle altımıza da gelme ihtimali çok büyük odanın. Şu araya mı? Baksana şu tam bulunduğuna. Tam önü yani. Her zaman defineler arkadaşlar bak bulduğunuz işaretlerin altında ve hediyesi olma ihtimali azdır. Genelde hep önündedir yani. Buna dikkat edin. Şimdi Hasan abi burada bir şey var mı yok mu? Bir dakika alan taramaya kaldırma. Vallahi burası şu an mezar. Tamam. Ama içinde değerli bir şey var mı yok mu onu her an yani. Peki şu işaretler ne? 1, 2, 3, 4, 3, 4 yukarıya tane. Yukarıya doğru diyor. Bak şurası ok gibi tamam mı? Ters ve sen tamam. Oyma diyorsun ya. Aynen. Benim gördüğümde. Yukarıya doğru veriyor mezar zaten. Bir tane burada var diyor. Tamam mı? Hı-hı. İki tane ayrı mekan var yani burada. Yani kaya mezar diyebilir miyiz? Evet. %1 milyon hatta. Diyorsun ha? Evet abi. O zaman kaldır bakalım alan taramayı. Arkadaşlar daha hiç alan taramayı bile kaldırmadık. Yani ilk hemen başlattım videoyu. Siz de görün detayları diye. İstikamete duruyoruz arkadaşlar. Burnunuzdan nefes alın.
Dön diyor bana. Hiç gitme o tarafa diyor yani. Diyorsun ha? Gitme diyor. Tarafta bir şey yok diyor. Cihaz. Cihaza göre gidiyoruz arkadaşlar. Orada bir şey yok o zaman kanka. Oo, bak burada daha dehşet bir yer var arkadaşlar, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kocaman kapak gördüm. Oo, burada deniyor. Kanki şu kapağa bakar mısın? Yapma bir yer işte, doldurma burası bak. Bu mezarların girişi sanki buradan. Hediye de burada, bizi de buraya yönlendiriyor işte. Cihaz da buraya getiriyor. Oo, bak altı da boş ha. Sakıza bak. Şu arada ne var? Altı sakız. Gidiyor yani. Oo, bir boşluk var burada bak. Bak zaten yığma kardeş burası. Komple kapama yani. Bak. Neyse ha? Aynen. Bir dedektörle bak bakalım. Dehşet. Şöyle. Gidiyor. Bugün çok formdayım arkadaşlar. Sana abi. Beğenin oğlum. Burada mı bir şey var diyorsun yani şimdi sen? Abi burada işte bak, o mezar buradan bunun bağlantısı var da. Bak bir de şöyle bak. Şunu düşünün arkadaşlar. Gerçekten altının olduğu yerde sararma olur. Toprakta da olur, kayada da olur. Mesela bak kaya mezar, şimdi orada biz onun... Oksitlenme var sanki. Oksitlenme hiç yok. Var. Yani yeşillenme var. Gel aslında. Bu yanına sapsarı bak buradaki. Tamam burası sarı, bana iddiam yok ama orada oksitlenme var biraz. Yani ver bakayım bana kamera. Göre de altın olan o da burada kardeşim. Şimdi ben orada. Orada da mezar var. Tam ortasında mıyım şu anda? Evet. İkisinin ortası değil mi? Biraz daha gideyim. Şöyle. Sen de bir tur atıyor, ben de yapmıyorum iş. Buraya geliyor abicim. Aynen kanka. Direkt o tarafa gidiyor. Yani. İstersen çık buyur yani, 10 defa tut. Tarafa gidiyor. Evet arkadaşlar, bölgeyi biraz kesinleştirdik. Şimdi bir de dedektörle bakalım. Bu kadar. Sinyalleri ölçelim, yeraltı görüntülememizle bakalım ondan sonra. Ne kadar güçlü veya ne kadar büyük, ne kadar küçük. Evet, şimdi bağlandık cihazımıza şöyle bir 6'ya 6 şeklinde bir arama yapalım. Ne diyorsun kral? Yap bakalım. Nerede, nerede? Az geri dur. Şimdi şu aradan başlayayım kanki. Şöyle geniş başla bence. Daha mı geniş başla? Daha geniş başla. Tamam. Şöyle başlayalım o zaman. Sen çek, sonra yakından gösterelim. Şöyle bir de. Bakıyorum, çekiyor işte adam burada. Eyvah sen abi, şu arada var bir tek köşede. Şu arada. Şurada. Nere oluyor? Şu alt köşe mi? Şu ara mı? Bence şuralar. Şu ortalar yani. Şu aralarda. Hı-hı. Bakacağız. Bir sinyalimiz var arkadaşlar. Yeraltı görüntüleme bir sinyal verdi. Şimdi de dedektörümüzle bakalım. Şöyle. Dedektörümüzü açalım şöyle. Açılsın. Şimdi toparlamamızı yapalım. Şu arada.
Oradan geliyor işte. Bu arada bir sinyal var bak. Bak bakayım değerli mi? Değerli mi değil mi? Değerine bakalım. Duramıyorum anladım. Hadi lan güzel bir ses. Vallahi değersiz gibi ama. Değersiz diyor kanki. Ha? Değersiz mi? Vallahi değersiz diyor. Aha değerli attı ama pek değerli gibi durmuyor çünkü çok değersiz verdi. Başka bir şey var mı? Bak burada da bir sinyal var kanki. Onun da kafası karışıyor. Bu araya doğru ya. Tam bu araya doğru kanki. Bu arada bir şey var ama pek sağlıklı bir şey gibi durmuyor Atan abi. Bir bakalım. Bir açmaya çalışalım. Şu arada şöyle bir kapağı görüyoruz arkadaşlar. Tam bu noktada. Şuradan içeri doğru bir oyuk gidiyor. Bakacağız. Ana bir şey gördüm Atan abi. Ne gördün? Vallahi bir şey var içeride. Yılan bana almaz. Öyle mi? Sanki böyle kafayı çekti ha. Dur bakayım bir. Çek bir onu. Deveye bir çek. Yüzeysel ona bakalım bir. Sen bu tarafa doğru git bence kanki. Ne varsa da zaten burada. Burada şurayı şöyle açmayı düşünüyorum ortayı. Hiç yukarıya ellemeden. Hadi bakalım sendeyiz. Gördün mü sen onu? İnşallah. Ama içinde bir şey var. Dediğin şeylerden çıkmaz. Hazırlıklı ol yani. Dersen böyle görürsün o zaman. Ya, burası da çosunlu olan bir lira. Böyle bir his var onda. Ya normallik olmadı değil mi Atın abi? Hı? Ya normallik olmadı değil mi? Şimdiye kadar. Arkadaşlar. Bunlardan korunmak gerekiyor. Şaka değil yani bu işin. El önüne gelen bu işleri yapmasın. Tavsiye etmem yani. Değişik yaratıklarla muhatap olabilirsin. Sınav. Anlayacağız. Şimdi burada ne çıkacak? Bakacağız. O bakan neydi? Bakan. Ne bileyim neydi lan? Yılandı bence kanka. Yılansa birazdan görüşürüz ben zaten. Oo. Tamamen sıva yani. Doldurulmuş bak. Anladın mı? Zaten şu belli ya. Açılmış. Büyük ihtimal buraya da bir hayvan mayvan yuva yapmış kanki. Böyle şey olabilir. Bak abi bak. Bak kapak. Kapak olduğu nasıl belli ki? Bak burası aşağı doğru veriyor zaten. Bak. Oo. Kanki bunun içi boş ha. Bu mezar olmasın. Sana ne diyorum? Giriş var buradan, giriş. Giriş var burada. Burada giriş var. Sen şurayı bak kanki, sen şurayı. Hedefe gidelim. Sırayla kanka öyle. Ya da bu açılmaz yani. Çekmece değil ki diyor, çek aç. Baksana nasıl yapılma bir yer ya. Vay anasını.
Toprağın rengi de farklı. Biliyor musun sana? Sarı, böyle sarımsı gibi. Pembemsi gibi ha? Baksana abi. Güzel bir mezar. Bayağı ihtişamlı yapılmış. Diyorsun ha? Benim mezarı da ihtişamlı yapın. İçin olsun lan ustası. Seni yine öyle yapacağız. Zaten abi seni yine öyle yapacağız. Bulduğumuz tarihi eserleri İçin altınlarla, gümüşlerle, bronzlarla dolduracağız. Bir de şeye koyabiliriz. Küçük helikopter maketi. Alamadığımıza göre maket koyacağız. Müzelik adam. Ha, aynen. O zaman gelip de biri senin mezarı soymasın Hasan abi. Aynı biz gibi. Sorsun ya. Ben öldükten sonra ne yapayım eşyayı? Değil mi yani? Aşağı doğru bir şey yapsana kanki ya. Oyağa doğru bir leveye bir soksana içeri doğru. Ne kadar gidiyor? Hepsi giriyor mu? Şöyle bir yazsak. Hadi bakalım. Çakmağa başladık gene. Helal be. Dozer Hasan yine kırıyor. Sen abi ne olacak bizim bu hayaller ya? Hı? Ne zaman gerçekleşecek? Dostum. Ne zaman izin verirse o zaman. Anlayanlar. Ne zaman? Ne zaman? Ah lan ah. Buradan iyi bir şey çıkacak mı sana? İnşallah. Hadi bakalım. Şansla oynuyoruz resmen. Vurayım biraz. Vur bakayım. Al geriye git. Benim sağım solum belli olmaz. Evet. Taş ocağında çalışalım Hasan abi biz ya. Ya ne Deli işimiz para var taş oğlum taşta ya. Hadi vur. Çıkaralım mı? Vur.
Mezarcılık iyi. İyi meslek. Yok abi, ben taş ocağına başlayacağım. Yemeyenler daha çokmuş orada. Patlat şunu be. Kepçeye gerek yok, taşımızı vur, kırarız. Vur 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 ha. Ulan biliyorum bu işi sen. Sağlam dur. Helal lan, helal lan çocuk sana. Vur. Dur şimdi bir daha kurcalayalım orayı. Buyur kanki. Ha kanka. Rahattım yine, al hadi gel. Baksana. Şey yap bakayım. Ataşım. Helal. Bak bak. Biliyor işte bir yok olur mu? Onun neresinde? Belki. Bu giriş olabilir ha. Sen dediğin gibi aynı. Zaten öyle. Görünen köy kılavuz istemezler. Şu ortadan da mı? Olma ihtimali büyük. Şurada. Daha öyle doldurulmuş sana. Hasan abi, biz geçen bir tane kasa açarken yılan çıkmıştı ya, hatırlıyor musun? Evet. Niye üstüne atlamadık o yılan? He? Niye üstüne atlamadık o yılanın? Ne oldu? Üstüne atlarsan altın oluyormuş. Atla o zaman. Bir keresine sen atla da bir deneyelim bakalım, olacak. Ya. Ne diyorsun? Kim sana bunu, kim anlattı? Ne diyeyim şimdi ben buna? Tam hayırlı bir insan değil bu. Abi burada da yılan çıkarsa atlayalım üstüne. Tamam abi, atla. Atla, ben ikinize birden bir tane patlatayım demirle, ikinizi birden öldüreyim. Aynen. Boğazım gırçıklandı lan. Burada ne var ya? Ha, bunun arkasında da bir şey var ha. Bir dakika açacağız. Zaten orası onu düşecek aşağıya. Ne var?
Öyle var. Şey bak bakayım. Monitörde bak. Bir bak sağa sola. Gidiyor işte abi aşağıda. Kuyu gibi zaten. Tam giriş var yemin olsun. Direktörüne bakalım mı? Bakmak hı? İstiyorsan bak. Tamam. Şu. Güzel duralım işte. Vallahi ya. Dur bakayım şu dedektörü bir tut şöyle. Açayım. Bak. Bakalım Muhammed Ağa doğru gideceğiz. Bir takip yapalım. Abi çok enteresan bir yer çıkıyor baksana. Yukarıda yani. Şunu atmamız lazım. Burada yok kanka bak şu aralarda yok. Şurada. Abi şu arada bak ha. Bu arada bak. Bu araya doğru gideceğiz. Şimdi bir dakika dur. Şimdi bir dakika dur kardeşim. Artık gerçek özel çalışmaya başlasın. Çekil ona. Kendine kolla yani. Ne yapacaksın? Seni mi atacaksın? Ha. Hop. Geliyor. Geliyor. Kaldı iyi oldu. Aynen. Şu araya bir... Bir dakika kanki bir dakika. Her tarafa bakacağız. Sen şuraya bir pointer'a bir kolla. Bir daha yolla yani. Ya uyanın kanki beraber. Bir şey yok. Tamam, bir dakika. Şurada ne? Orada da var işte bir enteresanlık. Değil mi? Evet. Oh. Bak. Güzel. Katman katman yapılmış ya. Dur bakayım. Sıva işte bak kaç santimlik. Öyle düşün ya. Yaklaşık 40-30. 25-30 santim var. Al işte ha. Sıva. Sıvamış bembeyaz görüyor musun? Kayadan tarafı. Al çok güzel bile duruyor. Bu güzel. Aa. Dehşet. Ana duvar çıkıyor. Bu arkasında şey. Koruma mı? Orada bir şey gidiyor bak sarı. Ne o? Nerede lan? Üste doğru üste üste. Hah orada. Gördün mü? Ölecek. Ölecek. Ömürecek. Ölecek. Oturma işte orada sağa sola. Buraya bir daha bakayım kanka ya. Akreplerin tepesine oturma. Nereye dalayım? Şuraya şuraya. Dah bakayım ne olacak. Şunu mu? Hı. Hiçbir şey yapamayız ki. Bence. Gelmiyor. Bu gelmedi. Bakayım mı? O zaman bu tarafa kanki. Hı? Dur bakayım biraz. Beni bana bırak. Kapak var zannettik ama kapak değil arkadaşlar. Ama kapak gibi görünüyor işte.
Kanka şu tarafa doğru girmemiz lazım. Sinyana doğru. Bırak o kapak değil. Kapak olsaydı zaten arkası boş olur. Orada bir gariplik var, görüyor musun kanka? Taşlar ufalanıyor resmen. Hadi Allah'ım be, şöyle güzel bir şey be, şöyle bir küp be Hasan abi, artık yeter, son video arkadaşlar. Ay. Son video bu. Emekli yap bizi de. Biz emekliyiz artık. Her zaman son video diyoruz ama bir türlü de son olmuyor Hasan abi, ne olacak böyle? Bir sevda dedi bizdeki. Arkadaşlar bu son video, evet son video. Hayallerimiz gerçekleşiyor ve emekli oluyoruz. Değişik şeyler çıkmaya başlıyor. Bu aradan değil mi kanki? Sinyal buradan geliyor. Şuradan şurayı bir patlatalım yani. Şurayı. Tamam. Şurayı bir açalım abi. Patlatalım diyorsun ha. Böyle aşağıdan girelim, altına girelim. Böyle bir çıkaralım şuradan ya. Hani affedersin, her şeyin bir yolu yordamı var derler ya. Aynen öyle, katılıyorum. Böyle bir şey. Hasan abi Allah söyletti herhalde bir de ya. Ne yapalım? Son video dedim ya. Güzel bir şey çıkacak, emekli olacağız herhalde. Ha? Vallahi ben olmam. Ben. Bu iş bende bir sevda diyor. Arkadaş yeter artık bu döş döş yakamdan. Ben mi düşeceğim? Dur dur. Dur kanki dur orada bir şey var bak. Bir saniye. Dur be hemen çok meraklısın dur. Ne işe çıkacak zaten bu dur. O değil şu ya. Yaratık gördüm. Gene. Ya hep değişik şeyler görüyorsun valla. Hayırlı bir şey gör ya. Ben ne aldım abi? Çıkıyor. Tuz. Bir toz attırım sana. Bak burada değişik bir üçgen çıktı bak. Gördüm. Bir tarafa diyor. Evet. Baksana ya. Yaklaştık mı diyorsun ben? Bakayım pantolonu. Bak bakalım. Vallahi yaklaştık gibi. Hala nerede? Hala! Orada dur şey, ipini çekeceğiz oradan dur. Ne varsa çıkacak şimdi. Bir dakika. İçe doğru kanka, içe doğru. Ha.
Aa daha da orada orada bak gördüm kan. Hasan abi bu nedir la? Al bakalım şunu eline. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ay ay. Uh yavrum. Bir şey var mı? Sapsarı kanki. Sebebi! Bu ne lan? Üstünde bir şey var. Bu ne aga? Dur bakayım. Ay, ay. Uh! Diyor. Kapağı var. Ooo! Şimdi bir şey bismillah. Var. Bunlar ne ki? Aynen. Sanki de orada. Uh! Oh oh oh! Bu ne lan? Aga mühürdü lan bu padişah mühürü ya. Öyle mi lan? Abi sen bunlar Seher Selçuklu mühürleri ya. 5 yıldız var bak. Aynen. Bak. Hey. Şurada. He. Fark edirsiniz. Aynen. Selçuklu mühürleri abi. Bak. Bizim eski Türkçe. Aynen. Bak. Çok değerli bir şey bulduk ha. Aga. Çok para yapar mı kanka? Bu da Osmanlı hazinesi olabilir ha. Dur bakayım. Vallahi billahi. Dur bakayım. Evet mühür lan. Doğru söylüyor. Osmanlı hazinesi olabilir kanka. Ama mühürler tunç hey. Kanka. Tunç olsun altın. Hmm. Şey altın mı? Şu da altın değil bence. Bence altın mı? Altın olabilir mi? Kapsarı görmüyor musun ya? Abi bak bu değil o sarı. Hepsi abi vallahi mühür. Hepsi eski Türkçe. Kanka. Okuyamıyoruz ne kadar kötü ya. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı ya. Onun devamı var ama buranın bak. Hı? Emin ol devamı var. Buradan giriş. Ama sinyal algılamayabilir yani. Yukarıya doğru büyük bir mahzen var burada. Selçuklu dönemi mi diyorsun yani? Evet abi Osmanlı Selçuklu dönemine ait bir hazine var burada. Öyle bir giriş. Höyük yani kapatılmış. Tut bakayım şunu. Dur bakalım amcuna. Ya. Devamı var mı? Bir şey daha var orada kanki. Ne o? Haa şeymiş lan. Şunun kafası çıkmış. Ben de diyorum bir şey daha. Ben çok kırıyorum. Bu hanterin kafası kırılmış. Bak buraya bilmiyorum da. Ha. Bunun hemen burada bir şey yok artık. Hemen olanı aldık biz. Biliyorsun ama ne? Arkaya doğru bak şu sakız ağacı var ya. Üstteki ha. Sakızdan yani 2-3 metreden sonra ne varsa ondan sonra var. Pedaların içine giriyor. Tabii yığma. O kapının önüne yapılmış yığma bu. Kapatılma yani. Arkadaşlar görüyorsunuz yine mükemmel bir malzeme çıkardık ama Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 5 yıldız Osmanlı var. Osmanlı hazinesi var olduğunu tahmin ediyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz yıpranmış. Daha doğrusu bayağı bir yıpranmış ama Bizans'ın yine de hazineler. Osmanlı tarafından alınıp kendini koruyabilmiş doğada. Ve şöyle içerisinden göstereyim yakın çekim olarak. Mühürler var arkadaşlar. Kanka. Görüyorsunuz. Bu da yine büyük ihtimal Osmanlı dönemine ait. Çünkü eski Türkçe. Eski Türkçe. Dedi Hasan abi. Bilmiyorum ama yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Yine muhteşem bir kasa. Yine muhteşem bir eser. Sizleri seviyoruz. Her şey gönlünce güzel olsun. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.